kalıp alacağım. Bileklik yapmaya karar verdim. Bayağı hızlı ve kolay olacak. Şimdi kendi koluma baktığım için yani şu kadar kalınlık iyi. Şu şekilde. Şekilde tutup bekleyeceğim. Şimdi en azından yapıştırırken daha kolay bir şekilde yapıştıracağız. Kontak yapıştırıcısı. Kurumasını bekleyeceğim. Şimdi kurumuş olduğunu eğer parmağınıza gelmiyorsa kuruduğunu anlıyorsunuz. Yapıştıracağız. Bayağı sert çekiyorum ama ayrılmaz artık. Şu şekilde de oluyor. Şimdi bunu süslemek için birkaç teknik gösterebilirim. Birincisi kenarlar. Şöyle fazladan bir eba parçası. Şimdi üçgen kenarlar çok soruluyor bana. Ve yapılması aslında çok basit. Şimdi bir tane cetvel yardımında. Maket bıçağını alıp şu şekilde değil, şey 45 derece açıyla keseceğim. Gördüğünüz gibi düz değil de açılı bir şekilde oldu. Ama bunu kullanmayacağız. Şu kestiğimiz şu şekilde kestik. Şimdi tersine çevireceğim. Şimdi aynı şekilde de şuraya şöyle birazcık ara bırakacağım. Aynı şekilde keseceğim. Şöyle bir kenarımız olmuş oldu. Mesela şu şekilde şunu süsleyebiliriz. Bir tane daha yapacağım. Yine aynı parçamızı alarak. Yani şöyle kesmiştik. Şimdi tekrar ters kesip bundan bir sürü kenar kesebiliriz. Üçgen oldu. Şimdi bu kenarları şuna koyacağız. Bunun üst kenarına biraz kontak yapıştırıcısı çok süreceğim. Diğer tarafa da süreceğim. Şunun da altına.
günlerde kurusun. Şişesi biraz fazlalık olarak geldi. Yani bu sadece bir örnek bileklik olarak. Bunu daha fazla süslemek için yani kullanabileceğiniz başka bir alet havya denilen bu kabloları vehimlemek için kullanılan bir alet. Bunu fişe taktıktan sonra ısınmasını bekliyorsunuz ve çok güzel desenler çizebiliyorsunuz evrenin üzerine. Bunun ısındığını anlamak için fazladan bir parçaya yaptığınız zaman desen çiziyor yani. Şimdi örnek olsun diye herhangi basit bir desen çizeyim diyor. Nasıl bir şey çizsek? Basit bir pentagram simgesi çizdim. Şimdi kahveyi alıp şöyle kalem tutar gibi. Gördüğünüz gibi bir desen yapmış olduk evreye. Belki şuralarda boş kalmasın diye. Şöyle bir şey oldu.